Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sat 7 Türk Çocuğa bugün de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Sat 7 Türk Çocuk tam olarak sizin programınız ve sizin katılımınızla daha neşeli, daha keyifli ve çok daha güzel bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdi eğer ekranlarını ilk kez saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açanlar varsa ve kim bu abla acaba diye düşünüyorlarsa tekrar kendimi hatırlatıyorum. Her gün kendimi hatırlatıyorum. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam kaçta? 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyorum ve burada çok şey paylaşıyoruz bu masanın arkasında. Neler olup bittiğine inanamazsınız arkadaşlar. Tanrı'nın sözü ki bu benim en sevdiğim bölüm. Görevler deyim yerindeyse işaretlerle konuşuyorum. Onun dışında nasıl, ne zaman bir sürü şey öğreniyoruz hep birlikte gerçekten. Ve arkadaşlar sen olsam ne yapardım bölümümüzde var hatta. Bu bölümde sizden gelen cevaplarınızı inceliyoruz. Ben bir soru soruyorum, siz cevap veriyorsunuz. Yani kısaca çok fazla şey yapıyoruz. Bizleri izleyebilirsiniz. Hatta İzlemekle yetinmeyip bizlerle konuşmak, bizlere bir şeyler söylemek, bizlere bir şeyler anlatmak istiyorsanız WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşabilirsiniz? İsteyen ses kaydı atabilir, isteyen video gönderebilir, isteyen resim gönderebilir, isteyen fotoğraf gönderebilir, isteyense yazı yazarak derdini, sorununu ya da hayatında paylaşmak istediği ne varsa her şeyi bizimle paylaşabilir arkadaşlar. Bizler gerçekten büyük bir sevinçle ve heyecanla her zaman sizden gelen mesajları heyecanla bekliyor oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yine benim sevdiğim bölümlerden bir tanesi, eğer hazırsanız 5'ten geriye doğru sayacağım ve hep birlikte ekranda görevinizi göreceksiniz. Bakalım acaba Nora abla bugün sizler için hangi görev hazırladı? Ben bu görevi gerçekten çok seviyorum. Bence siz de çok seveceksiniz. Haydi bakalım, eğer hazırsanız görevimiz gelsin. 5, 4, 3, 2, 1. Bugün hatırını sormak için bir aile büyüğünü ya da bir arkadaşını ara. Acaba aile büyükleri kim oluyor onlar? Aklıma gelmiyor şimdi diye düşünen arkadaşlarım için. Birazdan hepsini sizlere açıklayacağım ama siz önce bu görevi şöyle bir anlamaya çalışın. O sırada Ege'yi izleyin, sonra Nora abınız bu görevle ilgili ipucu vermek için burada hazır bekliyor olacak. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Buna göre benim köpeğimin bundan haberi yok. Sürekli vahşice saldırıyor herkese. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20'si Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir ada olduğundan yüzerek buraya gelmeleri imkansız gibidir. Burnunuz tıkalı bir şekilde yerseniz elma ve patatesin tadı aynı gelir. Ayrıca sesiniz böyle çıkar. Bu yüzden nezle olduğunuzda burnunuz tıkalıysa patates ya da elma yememenizi tavsiye ederim. Ayıramazsınız. Romalılar ezilmiş fare beynini diş macunu olarak kullanırdı. Bu yüzden Romalıların dişleri fareler gibi dişletmiş. Yani böyle. Beyninizin bir sesi ayırt etme süresi 1 milyarda 2'dir. Yani benim sesimi diğer seslerden ayırt etmek oldukça kolay olacak sizin için. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. İpuçlarımızı konuşmaya başlayalım. Acaba bu görevi nasıl yerine getirebilirsiniz arkadaşlar? Bir kere bu kişi ailenizden gerçekten yaşı büyük ve hayatınızda önemli bir yeri olan, mesela anneanneniz, babaanneniz, dedeniz, halanız, teyzeniz, dayınız hiç fark etmez. Hatta bir öğretmeniniz bile olabilir belki veya bir arkadaşınız olabilir. Aile büyüğünüz olmak zorunda değil. İsterseniz bir arkadaşınız da olabilir bu kişi. Arkadaşlar bu kişiyi önce belirlemeniz gerekiyor. Kafanızda karar vermeniz gerekiyor. Ben bugün şu kişiyi ya da şu kişileri arayayım. Bu arada birden fazla kişiyi de arayabilirsiniz tabii ki de ve eminim çok mutlu olacaklardır. Peki sonraki aşama ne acaba? Arkadaşlar bu kişiyi belirlerken
şuna önem vermenizi istiyorum. Özellikle sizin sesinizi duyduğunda veya sizi görüntülü konuşurken gördüğünde çok mutlu olacak olan bir kişi olabilir. Ve aynı zamanda konuşmak size de iyi gelecek biri olmalı. Sizi de mutlu edecek biri olmalı. Özlediğiniz, sizi özleyen, birlikte konuştuğunuz, görüştüğünüz zaman gerçekten mutlu olduğunuz birileri olabilir hayatınızda. Ve bu kişiyi bunu düşünerek belirlemenizi istiyorum. Ondan sonra annenizin ya da babanızın yardımıyla kendi telefonunuzdan veya onların telefonundan seslerini duyabilirsiniz, normal arayabilirsiniz. Veya artık görüntülü konuşmak diye bir şey var, bildiğinize eminim, onları görüntülü arayabilirsiniz. Ve eminim birbirinizi görmek sizlere çok iyi gelecektir. Ondan sonra şu size söylemem gereken çok önemli bir şey. Bu kişi her kim olursa olsun, anneanneniz, babaanneniz, dedeniz, arkadaşınız, halanız, teyzeniz, hiç fark etmez. Bu kişilerin arkadaşlar halini, hatırını sormayı unutmayın, olur mu? Nasıl olduklarını, sağlıklarının yerinde olup olmadıklarını, bir şeye ihtiyaç duyup duymadıklarını sormak çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten belki de bir şeye ihtiyaçları vardır ve siz onlara bu soruyu sorduğunuz zaman sizlere yardım, yani sizlerden yardım isteyeceklerdir. Ama eğer sormazsanız belki de sizden yardım istemeye çekinirler. İşte bu yüzden arkadaşlar onların nasıl olduğunu sormayı unutmayın. Ve eğer mümkünse bu kişileri gerçekten özlediyseniz onlara onları çok sevdiğinizi ve onları çok özlediğinizi söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Eminim çok mutlu olacaklardır. Peki bu görevin faydaları nedir acaba? Bir kere bu görevi yerine getirdiğin zaman evden çıkamadığınız bu sıkıcı günlerde hem kendi hayatını hem de onların hayatını daha eğlenceli bir hale getirebilirsin. Bu çok önemli bir şey. Bütün gün, bütün uzun zamandır onları göremediğin için onlarla konuştuğun zaman eminim bu çok mutlu olacaklardır ve sen de çok eğleneceksin. Bir diğeri, aradığın kişiyi gerçekten sevindirmek, ona nasıl olduğunu sormak ve onun nasıl olduğunu öğrenmek, emin ol ona kendini çok önemli hissettirecek. İşte bu yüzden bence sırf ona kendisini iyi hissettirmek, onu mutlu etmek için bile bu görevi yerine getirebilirsin sevgili arkadaşım. Ve diğeri, karşındaki kişiye nasıl olduğunu sorarak onun herhangi bir konuda duaya ihtiyacı olup olmadığını öğrenmiş olursun. Ve o konu için dua edebilirsin. O kişi için dua edebilirsin. Tanrı'ya bu konu için yardım isteyebilirsin Tanrı'dan. Veya Tanrı'yla sadece bu konudaki duygularını paylaşabilirsin. İşte bu görevin böyle faydaları var sevgili arkadaşım. Ve bu görev eminim şimdi büyük bir ciddiyetle ve heyecanla seni bekliyor. Ve geri dönüşlerini bizlere yazmayı unutma. Neler hissettin bunu yaptığında. Karşı taraftan ne gibi tepkiler geldi? Bizlere ulaş ve bir şekilde bizlere anlat. İstersen fotoğraf atabilirsin, istersen yazı gönderebilirsin. Ne yapmak istersen özgürsün. Bizler senden gelecek cevapları heyecanla bekliyoruz. Şimdi de hadi gelin hep birlikte şöyle bir kumdaki hikayeleri izleyelim. Ondan sonra şaşırtan bilgilerle buluşalım. Bir gün Melek Cebrail, Yahudi, bakire bir kıza göründü. İsmi Meryem'di. Yusuf adlı bir adamla nişanlıydı. Melek ona şu müjdeyi verdi. Hamile kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Meryem ise şaşkınlık içinde. Nasıl olur? Ben evli değilim ki dedi. Melek Meryem'e, kutsal ruh aracılığıyla bir çocuğun olacak ve ona Tanrı'nın oğlu denilecek diye seslendi. Meryem bunun üzerine, ben Rabbim bir kuluyum, bana dediğin gibi olsun diye cevap verdi. Bir gün vali Sezar Augustus, nüfus sayımı için herkesin kendi ülkesine gitmesini istedi. Yani herkes nüfus sayımına kendi vatanında katılacaktı. Yusuf ve Meryem de isimlerini yazdırmak için Yahudiye'deki Betlehem'e doğru yola çıktılar. Yahudiler nüfus sayımına önem verirlerdi. Yoldayken Meryem sancılanmaya başladı. Çocuğun doğum zamanı yaklaşmıştı.
Beytlehem'e ulaştıklarında Yusuf telaşla Meryem'in doğum yapacağı bir yer aradı. Çünkü Meryem çok yorgundu ve doğum sancıları çekiyordu. Maalesef kalacak hiçbir yer bulamadılar. Bütün hanlar doluydu. Sonunda bir ahır bulabildiler. Burası hayvanların barınıp yiyip içtiği bir yerdi. Meryem bu ahırda doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek İsa'yı yatıracak bir yer bile yoktu. Onu hayvan yemliğinin üzerine koydular. O sırada gökyüzünde büyük bir yıldız belirdi. Çok güzel ve çok parlaktı. Yıldız bilimcileri bu yıldızı görünce çocuk kralın doğduğunu anladılar. Beklemeden yola çıkıp doğuda gördükleri yıldızı takip ettiler. Yıldız onları bebek İsa'nın olduğu yere götürdü. Yıldız bilimcileri Betlehem'e ulaşıp bebek İsa'yı annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanıp saygıyla tapınmaya başladılar. Ona çok güzel armağanlar sundular. Altın, günlük ve mür verdiler. Bu sırada gökte birçok melek belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde ona hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Luka 2. bölüm 14. ayet. Şaşırmaya hazır olan arkadaşlarım için ilk şaşırtan bilgim gelsin bakalım. Bunu biraz söylemesi zor bir şaşırtan bilgi olacak. Haydi bakalım denesin Nur ablanız. Bir kere arkadaşlar sizlere bir korkudan, bir fobiden bahsetmek istiyorum öncelikle. Ve bu fobinin adı kromofobi. Kromofobi arkadaşlar. Ve bilin bakalım bu ne korkusuymuş? Aşırı renk korkusuymuş arkadaşlar. Çok fazla renkten, aşırı rengarenk birleşmiş görsellerden, görüntülerden ve çok fazla renklerden korkan kişilerin korkusuna kromofobi deniyormuş. Umarım en yakın zamanda böyle korkuları olan insanlar Tanrı tarafından iyileştirilirler ve bu korkularını yenerler diye düşünüyorum. Bir diğeri, peygamber develerinin yalnızca bir tane kulağı vardır. Bu yüzden de onlara bir şey söyleyeceğiniz zaman arkadaşlar biraz yüksek sesle söylemenizde fayda var. Çünkü onlar sizi tek kulakla duyuyorlar. Bir diğer şaşırtan bilgim. Eğer yatmadan önce güzel kokular koklarsanız güzel rüyalar görme ihtimaliniz daha yüksek. İşte o yüzden bence yatmadan önce evinizde güzel bir çiçek varsa veya başka bir şey varsa belki annenizin kokusu da olabilir bu. Bu kokuları güzelce içinize çekin ve güzel rüyalar görme ihtimaliniz giderek artsın. Şimdi kaplumbağalarla ilgili birazcık şaşırtalım. Kaplumbağalar dil çıkartamıyorlarmış arkadaşlar. Yani böyle şeyler yapamıyorlarmış. Sevgili kaplumbağa arkadaşlarım sizler için üzüldüm. Çünkü bazen dil çıkarmak gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Bilinen en eski çam ağacı 4700 yaşından daha yaşlıymış. 4700 mü? Gerçekten
Hatta eğer bence bu ağaçlar bizim dedelerimiz, anneannelerimiz olsalarmış bugün demek ki onları da arayıp aile büyüklerimiz olarak kabul edip onların da hakkını sorabilirmişiz arkadaşlar. Çünkü aramızda kalsın ama gerçekten çok yaşlılar. Karpuzla ilgili bir şaşırtan bilgi geliyor şimdi. Karpuz deyince aklınıza o kocaman meyve geliyor değil mi? Böyle büyük, kocaman. Ama Meksika karpuzu karpuz deseninde fakat üzüm büyüklüğünde olan minicik bir meyvedir. Gerçekten hiç görmedim ama görmeyi çok isterim. Şimdi de koku duyumuzla ilgili gelsin. Koku duyumuz sabahları daha zayıf, akşamları da daha güçlüdür. Yani demek ki akşamları kokuları daha iyi alabiliyoruz. Gündüzleri de kokuları o kadar iyi alamıyormuşuz arkadaşlar. Demek ki güzel koku varsa etrafınızda bunu akşama bırakın. Eğer mecbursanız gündüz gözüyle kötü bir kokuya maruz kalmaya onu da sabaha bırakın diyorum arkadaşlar. Evet, şimdi de birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Hep birlikte Tanrı'nın sözünü konuşacağız ama ondan önce sırada meyve ziyi var. Merhaba Zi. Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim. Kardeşlerin durumunu öğrenelim. Elçilerin işleri 15-36. Harikasın sen Zi. İkinci yolculuğun girişini sen yapmış oldun böylece. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. O zaman ikinci yolculuk başlasın. Başlasın hemen. Evet, nerede kameram bu? Evet. Pavlus bu sefer yanına kardeşlerinden Silas'ı alıyor ve yola çıkıyorlar. Bu arada ek bilgi olarak Barnabas da Markos ile Antakya'dan Kıbrıs'a yelken açıyor. Nereden buluyorlar o kadar büyük yelkeni? Nasıl yani Zi? Yelkeni açıyorlar ya, kaç kişi tutuyor onu? Bak Zi, yelken açmak bir deyim. Aç yelkeni göl gemiyi gibi. Hoppala, bak onu ilk defa duydum ama yapısı gereği sanki atasözüymüş gibi geldi bana. Ben uydurdum. Harikasın Zi, aklına sağlık. Yelken açmak demek, yola çıkmak için hareket etmek demek. Bir söz öbeği biçiminde olduğu için de atasözü değil, deyim olarak adlandırılıyor. Ne güzel bilgiler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zi. Lütfen devam et, ben böldüm. Yok, önemi yok. Pavlus ve Silas, Yeruşalem'den yola çıkıyor. Suriye'den ve Kilikya'dan geçiyorlar. Önce Derbe'ye ve sonrasında da Listra'ya uğruyorlar. Dur, biraz mola. Çok yol, çok yer. Bir sürü yer ismi mi? Ya, çok haklısın Zi. Öyleyse açıklayalım. Suriye, Orta Doğu topraklarında yer alan eski bir bölge. Günümüzde de ülke. Hatta güney sınırımızda bulunuyor, komşu ülke. Kilikya ise Alanya'dan başlayıp doğuda Kine Töyük'te son bulan, kuzeyde ise Toros Dağları ile çevrili antik bir bölge. Her bölgede antik. Günümüzde artık antik durumdalar Zi. Yani çok eskiler. Tarih içerisinde sıkça yer almışlar. Hala da isimleri söyleniyor biliyor musun? Derbe'yi anlatmıştın. Roma eyaletinde yer alan bir şehirdi. Ya. Günümüzde Karaman ilinde yer alıyor. Evet, ne güzel hatırladın Zi. Yüreğine sağlık. Senin de yüreğine sağlık be. Listra'ya da konuşmuştuk, hatırladın mı? O da İç Anadolu bölgesinde kalan bir şehir. Pavlus burada genç bir öğrenciyle tanışacak. Daranaran, Timoteus. Vay be, harika. Pavlus aslında daha önce uğradığı bu kentlere tekrar uğrayarak öğrencilerini, inananlar topluluğunu ve Tanrı sözünün yaşayışını görmek istedi. Hadi Timoteus'u anlat. Hemen. Timoteus bu kentte oldukça tanınan bir kişiydi. Elçi Pavlus, Timoteus'un da kendileriyle gelmesini istedi. Timoteus, Grek olduğu için Yahudiler bu genç adamı sünnet etmişti. Artık üç kişiler mi? Evet Zi. Elçi Pavlus, Barnabas ve Timoteus. Frigya ve Galatya bölgelerinden geçtiler. Dur bakalım kardeş. Evet Zi, buraları yepyeni yerler. Gördüğün gibi ikinci yolculuk ilkiyle aynı değil. Frigya'yı duymuştum. Ya ne güzel. O kadar. Bir tek duymuştum. Olsun Zi. Şimdi anlatacağız nasılsa. Tahmin edeceğin üzere Frigya'da antik bir kent. Günümüzde Ankara, Afyon, Eskişehir illerini kapsıyor. Biraz da Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya. Biraz da karabiber koy bari.
Başka il kalmadı zaten be. O kadar da değil Zi. Türkiye'nin tam 81 ili var. Tamam o zaman. Ya. Frigya çok geniş bir tarih aralığında Hitit gibi, Roma gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. O dönemde de Roma'ya ait. O kadar güzel anlattın ki. O kadar güzel. Ama diğer yeri unuttum. Aa, hemen hatırlatayım o zaman. Diğer yerin ismi de Galatya. Oh, kayısısı çok güzel oraların. Sen Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Malatya ilimizin kayısılarını söylüyorsun. Hı. Evet, çok güzeldir. Ancak kutsal kitabın bahsettiği yer Malatya değil, Galatya. Oh, tamam. Bu bölge Orta Avrupa kökenli bir kavme mensup insanların yaşadığı bir yer. Galatların yerleştiği bölgeye antik zamanlarda Galatya adı verilmiş. Hı. Bu yerin adını tahmin edebileceğin üzere Romalılar vermiş. Anladım. Yani kesin sınırlarını bilmek mümkün değil ama Ankara ve Kırıkkale illerimizin tümü bu bölgenin içinde yer alıyordu. Biraz da Çorum, Amasya ve Yozgat. Yine çok mu saydım yoksa? Yok canım. 81 tane ilimiz var zaten. Bol bol say. Oradan say, buradan say. Bu bölgelerden geçtiler ama müjdeyi buralarda pek yayamadılar. Onlar da Marmara Denizi'nin güney tarafları olan Misia'ya geçtiler. Buradan da Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler. Sanki yerlerin ismini kafandan atıyormuşsun gibi geliyor. Bir dahaki bölüm defter kalem götüreceğim. Gerçekten karışmak üzere. Tamam tamam Zi, tamam hemen tekrar edeyim o zaman. Misia ve Bitinya demiştik. Evet. Misia günümüzde Bandırma, Erdek ve Balıkesir çevresine denk gelen bir liman kenti. Misina gibi. Oradan aklında kalsın, harikasın. Bitinya ise şimdiki İzmit taraflarına denk geliyor. Peki öyleyse, o nereden aklımda kalsın? Yani eğer sıkıldıysan bir Bitinya diye düşünüyorsan oradan aklında kalabilir. Oh, hem bilgiyi soktun aklıma hem de lafı. Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler ama olmadı. Kutsal ruh onları başka bir tarafa yönlendirdi. Troas kentine geldiler. Burası da günümüzde Çanakkale'nin Ezine yerine denk geliyor. Oo, peynir yemeye gittiler. Pek değil. Peynir. Bir kuzu olsam da onları çok iyi anlıyorum. Canım, kuzu arkadaşım benim. Paulus, Silas ve Timoteus Troas kentinde bir süre konakladı. O gece Paulus bir görüm yaşadı. Ne o? O da sonraki bölümde artık. Of be! Doruldum sana. Bu bölüm doğru mu yanlış mı sorusu yok o zaman. Çok merak ettim ama ya. Nereye hemen dur, darılma ya. Gitme. Tanrı'nın sözü bölümündeyiz. Bu hafta kaygılanmak, endişelenmek, korkmamak ve Tanrı'ya güvenmek hakkında konuşuyorduk. İki birbirinin zıttı olan şey var. Korkmak ve kaygılanmak, bunun da zıttı Tanrı'ya güvenmek. Peki biz hangisini seçiyoruz? Tabii ki de Tanrı'ya güvenmeyi seçiyoruz. Çünkü Tanrı'ya güvendiğimiz zaman bütün korku ve kaygılarımız gidiyorlar. Size bir örnek vermek istiyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Davut ve Goliat örneğini hatırlayan var mı? Davut gencecik. Yaşı küçük, boyu kısa, iri olmayan, büyük olmayan, belki de minicik elleri ayakları olan genç bir adamdı. Genç bir çocuktu. Ama Tanrı'ya çok güveniyordu. Ve onun sonra karşısına Goliat diye kocaman bir dev çıktı. Aslında onun karşısına çıkmadı. O dev zaten aslında oradaydı. Savaşmak istiyordu. Ve Goliat, Davut onun karşısına çıktı. Peki neden biliyor musunuz? Normalde baktığımız zaman bazen bizim korkularımız, kaygılarımız, endişelendiğimiz şeyler, mesela diyelim okulda öğrendiğimiz bir ders, diyelim matematik dersi, diyelim Türkçe dersi, diyelim Fransızca dersi, diyelim İtalyanca dersi, hiç fark etmez, beden dersi olabilir, resim dersi olabilir, müzik dersi bile olabilir. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bazen o ders bize çok zor gelir ve asla o derste başarılı olamayacakmışız gibi hissederiz ve korkarız, endişeleniriz, kaygılanırız, sanki of bu dersi hiç yapamayacağım. Ya da bazen bir öğretmenimizden korkarız. Ya da
bazı rüyalardan korkarız ya da bazı böceklerden korkarız ya da bazen karanlıktan korkarız ki aslında karanlık sadece akşam olduğunun bir göstergesidir. Yani güneş gider, akşam olur ve aslında bu Tanrı'nın planladığı bir şeydir ve Tanrı'nın planladığı şey aslında korkunç olamaz. Ama bazen bizler bazı şeylerden korkabiliyoruz. Hepimizin korkuları var. Ama arkadaşlar o korkularımız bize kocaman görünebilir ya da endişelerimiz. Ama düşündüğümüz zaman onları bir Goliat gibi görebiliriz. Kocaman ve biz karşısında küçük küçücüğüz ve bize zarar verebilir. Çünkü o bizden daha güçlü. Ama şimdi size Davut örneğini hatırlatmak istiyorum. Davut ne yaptı? Davut Goliat'ın karşısına çıktı ve ne dedi? Sen kendine güveniyorsun ama ben Tanrı'ya güveniyorum. Ve şöyle düşünün. Davut o küçücük haliyle yanına Tanrı'yı aldı. Tanrı'nın yanına gitti ve Goliat'ın karşısına öyle çıktı. Öyle düşünün. Ve Tanrı aslında Goliat'tan çok daha büyük, çok daha güçlü olduğu için tabii ki de Goliat'la Tanrı birlikte olduklarında Davut ve Tanrı birlikte olduklarında Goliat'ı hemencecik yenebildiler. Yenebildi Davut. Küçücük bir taşla, küçücük bir sapanla o koskoca devi yendi. O koskoca devin kocaman kılıçları vardı, güçlü bir sesi vardı, upuzun boyu vardı. Ama Davut Tanrı'ya güvendi ve Tanrı'dan yardım istedi. Ve tabii ki de o zaman Tanrı'nın yanına gittiği için Tanrı ona güç verdi ve ikisi birlikte çok güçlü oldular. Çok güçlü bir takım oldular. Ve tabii ki de hiç kimsenin beklemediği gibi Davut Goliat'ı küçücük bir taşla yenebildi. Herkes şaşırdı. Herkes şok oldu çünkü bu imkansızdı. Ama Tanrı için imkansız değildi. Çünkü Tanrı her zaman bizim en büyük korkularımızdan, bizim en büyük kaygılarımızdan, en büyük hastalıklardan, en zor derslerden, en kötü rüyalardan, en büyük korkulardan çok daha güçlüdür arkadaşlar. Ve bizim yapabileceğimiz en iyi şey Tanrı'ya dua etmek ve onun yardımını istemektir. Size bir ayet okumak istiyorum. Filipililer bölümünden. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi, her konudaki isteklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Şükran ne demek? Teşekkür etmek Tanrı'ya, şükretmek. Bunu yaparak ama her konudaki ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hayatınızdaki her şeyi Tanrı çok önemsiyor. Her konudaki hiç fark etmez. Belki bir kalemle ilgili, belki bir defterle ilgili, belki bir arkadaşınızla ilgili hiç fark etmez. Her konudaki isteklerinizi Tanrı'ya bildirin, Tanrı'ya dua edin ve ona söyleyin. Açık olun. Hiç utanmanıza ya da korkmanıza gerek yok. Ona her şeyi anlatabilirsiniz ve o size yardım etmeye hazır. Tanrı'ya güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bir ayet daha okumak istiyorum. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Düşünün Tanrı sizi o kadar çok iyi tanıyor. Siz kafanızda kaç tane saç olduğunu bilebilir misiniz? O kadar incecikler ki saymamız mümkün değil. Sayarken kesinlikle birbirine karıştırırız ve saymak yıllar sürebilir. Ama Tanrı sizin kafanızda kaç tane saç teliniz olduğunu bilebiliyor. Onun için hiç korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Yani şöyle düşünün, Tanrı sizi o kadar iyi tanıyor ki neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyor. Hangi konulardan korktuğunuzu, hangi konularda cesaret istediğinizi, hangi konularda rahatlamanız gerektiğini Tanrı çok iyi biliyor. Ama yine de sizler dostunuzla nasıl her şeyi paylaşıyorsanız, Tanrı ile her şeyinizi paylaşın ve sizler birçok serçeden daha değerlisiniz ki serçeler bile neredeyse hiç aç kalmıyorlar. Sokakta her zaman yiyecek bir şey bulabiliyorlar. O zaman bizlerin her zaman Rab bizlerin karnını doyurmak için hazır bekliyor. Bizleri hastalıklarımızdan kurtarmak için hazır bekliyor. Bizleri korkularımızla baş etmemize yardım etmek için hazır bekliyor arkadaşlar. Kısaca eğer biz ona dua ettiğimiz zaman, eğer bu onun planıysa her zaman bize yardım edebilir arkadaşlar. Tabii ki de bazı durumlarda belki o sırada Tanrı'nın planına uygun değil. Tanrı biraz daha beklememizi istiyor belki de. Örnek veriyorum bazı konularda iyileşmek için, bazı konularda başarılı olmak için. Belki biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama Tanrı'nın her zaman iyi planları olduğuna bizler için eminiz arkadaşlar. Çünkü Davut ve Goliat örneğinde de Tanrı Davut'u çok şaşırttı. Bir sürpriz yaptı bütün insanlara. Çünkü normalde Davut'un Goliat'ı yenmesi imkansızdı. Ama Tanrı sürprizlerle doludur. Bunu unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Nora ablanız sizi çok ama çok seviyor. Yine aynı saatte pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.